Özgür basın dediğimiz mecrada Haftalık Yeni Ülke gazetesinde beri bulunuyorum. Haftalık Yeni Ülke gazetesinde hem muhabirlik yaptım hem haber müdürlüğü yaptım. Biz şeye başladığımız zaman, yani gazetenin yayınına başladığımız zaman şeyimiz çok azdı. Öyle yaygın bir gazetecilik deneyimimiz çok azdı. İkincisi, mesela şeyde Yeni Ülke Yeni Ülke haftalık yayınlanıyordu. Satış durumu, halka ulaşma durumu da çok şeydi, çok azdı. Ama bu, o da çok hızlı değişti. Bütün bunların nedeni şeydi. Biz ülke olarak Yeni Ülke'de halkı dinledik. Halk ne diyor? Halkın dediklerini, halkın taleplerini, halkın mücadelesini Yeni Ülke'de, gazetede yansıtmaya başladık. Bu yansıttığımız oranda ve yansıttığımız ölçüde de gazete gelişti ve şey oldu, satışları da çok şey arttı, çok hızlı arttı. Ayrıyeten mesela bizim hiç şeyde başlarken, işte Yeni Ülke'ye başladığımız zaman, işte Diyarbakır'da büromuz vardı, Cizre'de büromuz vardı, Batman'da, Urfa'da şeyimiz vardı, bürolarımız vardı. Buradaki arkadaşlar da, yani biz de İstanbul'da merkezdeki arkadaşlar da deneyimsizdi, onlar da deneyimsizdi ama onlar da çok çabuk öğrendi. Çünkü o halkın yükselen bir mücadelesi vardı. 90'ların başıydı ben üzerine konuştuğum dönem. O dönemde biliyorsunuz şeydi, Kürdistan'da Sarhaldanlar dönemiydi. Büyük kitle hareketlerinin yaşandığı, geliştiği bir dönemdi ve bu dönem, bu hareketin gelişmesi ve şeyi yapması nedeniyle biz de ona paralel olarak geliştik, şey yaptık, büyüdük. Bu arada, yani bu süreçte aynı zamanda da bir şey oluştu, bir gelenek oluştu. O gelenek neydi? Bütün şeylere rağmen, yani önümüzdeki engeller ne olursa olsun, baskılar ne olursa olsun, hakikati şey yapmak, yazmak, hakikati yansıtmak ve bunu şeye ulaştırmak, kamuoyuna ulaştırmak. Şimdi bu şey bize bir kere devletin resmi kanallarında şeyler getirdi, baskılar getirdi. Bunların şeyi vardı, yani bu mesela özel hükümeti döneminde sansür ve sürgün kararnamesi çıkarıldı. Sürgün kararnamesi neydi? Bazı etkili halk önderleri, işte bazı şeyler, kanat önderleri, Kürdistan'daki kanat önderleri şey yapılıyordu, sürgün ediliyordu. Mesela Sirt'teki birisi diyelim, orada konuştuğu zaman halkın sesine kulak verdiği bir şeyi, bir kitle önderini alıp Ankara'ya sürgün ediyordu. Yani sen diyordu, işte mesela bir sene Sirt'e gelmeyeceksin, 3 ay Sirt'e gelmeyeceksin falan. Yani Sirt örnek o aklıma geldi. Yani işte Cizre'de de oldu, Batman'da da oldu, Diyarbakır'da da oldu. Böyle bir kere bu vardı. İkincisi, özellikle bizim gazete için, çünkü o gün bizim dışımızda muhalif, Yeni Ülke dışında muhalif şey yoktu, gazete yoktu. Bir sansür kararnamesi çıkardılar. Mesela dediler ki matbaalara, öyle bir kararnameydi ki bu. Mesela biz her şeyi göze alarak yayınlıyorduk haberi. Ama onlar bunu bildikleri için matbaaların üstüne gittiler. Matbaalara dediler ki bu gazete bu şekilde basılırsa, yani o bizim çıkardığımız sansür yasasını çiğnerse biz sizin matbaanızı kapatırız. O yüzden de bizim bizi şey yapan, gazetemizi basan matbaalar bizi basmakta vazgeçtiler. Dediler ki artık bu gazeteyi biz basamayız. Bir tane matbaa bulduk. O da dedi ki matbaanın sahibi, ben gazeteyi okuyacağım. Eğer sakıncalı haber yoksa basacağım şeyi, gazeteyi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela matbaacı geliyordu, bizim binaya oturuyordu, bizim yaptığımız gazetenin sayfalarını okuyordu. Bazen de tam baskı günü diyordu ki mesela bu haberi korsanız ben şey yapmam, basmam. Mesela ben şeyi hatırlıyorum, boş sayfanın bir kısmının boş çıktığı
şeyler hatırlıyorum, günler hatırlıyorum. Yıldırmadı. Bu sürgün sansür kararnamesini aşacak bir dil, onu delecek bir dil bulmaya ve bir dil yaratmaya çalıştık ve bunun şeyini bulduk, yolunu bulduk. Yani işte toplatma kararı çıkıyordu, bayilerde satılamıyorduk. O zaman şey oluyordu, sen söyle. Bu sefer kendi dağıtımımızı kendimiz yapıyorduk. Yani böyle bir şeyimiz vardı, böyle bir ağımız vardı. Bürolarımız aynı zamanda dağıtımı da örgütlüyorlardı. Gazetemiz şeye ulaşıyordu, halk kitlerine ulaşıyordu. Şimdi ondan sonra başka bir şey, yöntem devreye koydular. O da bir Hizbi Kontra dediğimiz, o zaman Hizbi Kontra diye şey yaptığımız, ise adlandırdığımız bu bir şeyle, paramiliter bir örgütle işbirliği yaptılar, onu harekete geçirdiler ve şeydeki Kürdistan'da muhabirlik yapan, gazetecilik yapan, gazetemizde haber taşıyan arkadaşlara fiziki saldırılarda bulunmaya başladılar. Maalesef birçok arkadaşımız da bu saldırılar sonucu yaşamını yitirdi. Onu Kürt hareketine, Kürt basınına karşı kullanmak için bir müdahalede bulundular. Onları parçaladılar. Bir grubu kendi denetimlerine aldılar. Odaki militanları şeylerin devlet kontrolünde şeylere, hem tabii sadece ben şeyi anlatıyorum, gazeteciyle arkadaşlara anlatıyorum ama gazeteci arkadaşların dışında da Kürt de halk önderlerine, kanat önderlerine de saldırılar oldu. Yani sadece gazeteciler öldürülmedi. Birçok siyasetçi, kanat önderi, kitle önderi öldürüldü. Bu böyle bir örgütlenmeydi. Bunun böyle bir örgütlenme olduğunu zaten daha sonra arkadaşlarımız ortaya çıkardı, belgelediler ve biz onları şeyde yayınladık. Gazetelerimizde yayınladık. Mesela Musa Anter başta olmak üzere Musa Anter bir Hizbi Kontra JITEM örgütlenmesinin ortak bir eylemiydi. Ne bileyim işte Batman'da ilk öldürülen, saldırıya uğrayan arkadaşımız, yaşamını yitiren arkadaşımız Cengiz Altun yine Hizbi Kontra'nın saldırısı sonucu öldürüldü. İşte şeyde Diyarbakır'da Hafız Akdemir, Burhan Karadeniz, daha birçok gazeteci arkadaşımız, işte Urfa'da Kemal Kılıç, Hüseyin Deniz, hem Kürt basınında çalışanların üzerine saldırılması, hem JITEM'in örgütlenmesi, bütün bunların nedeni şeydi, bir kere mesela Özgür Basın ne yapıyordu? Devletin Kürdistan'daki ve Türkiye'deki uygulamalarını herhangi bir otosansürde geçirmeden şey yapıyordu, yayınlıyordu. Yani halkı gerçeklerle buluşturuyordu. Kürdistan'da Kürt göçeğine ait haberleri hem şeye ulaştırıyordu, Kürt kamuoyuna, Türk kamuoyuna. Aynı zamanda bir müddet sonra bizim gazetenin haberleri, gazetelerimizin haberleri dünya çapında şey yapmaya, yankı yapmaya başladılar. Dünya çapında işte İngilizce çevrilerek, şu yapılarak, bu yapılarak Türkiye'deki durumun analizinde kullanılmaya başladılar. Şimdi bunun temelinde buydu. Bir de tabii biz Kürdistan'da gelişen Kürt siyasetini ve Kürt halkının mücadelesine dair haberler veriyorduk ve devlet onu engellemeye çalışıyordu. Gerçeklerin halka ulaşmasına, dünya kamuoyuna ulaşmasına engellemeye çalışıyordu. Ve hala bugün bizim kaldığımız baskılar, karşı karşıya kaldığımız baskıların nedeni budur. Devlet bu konuda bütün şeylerini, imkanlarını seferber ediyor. Yani işte Türkiye'de Kürt halkının haklarını tanımamak için bir şey var, bir karar var. Türkiye hakimleri bunu istemiyorlar. Kürt halkının demokratik haklarını, Kürt halkının Kürt olmakta, ayrı bir ulus olmakta kaynaklanan haklarının kullanmasını istemiyorlar. Ne kadar gücü varsa bunu kullanarak. Zaman zaman da uluslararası arenada yaptıkları, yapabildikleri ittifakları yaparak
bunu hem Kürt halkına hem de Kürt basınına karşı kullanıyorlar. Yani kendi var olan bütün güçlerini kullanıyorlar. Bandıkları halde şeyle bütünüyle şeyleri, gerçekleri saklamak, Kürt basınını susturmak, demokratik basını susturmak, özgür basını susturmak mümkün olmuyor. Bir var, yani bir halk var, bir halkın mücadelesi var. Bu halkın mücadelesine önderlik eden bir siyaset var. Bu siyasetin gücü var. Yani bunu bütün devlet, bütün şeylerini, imkanlarını kullanarak, bir de çok üstün şeyler, teknolojik imkanlarını, silah teknolojisini, şunu bunu kullanarak susturmaya çalışıyor. Şeyde Kürtler de bir haklı şeyde alıyorlar, bir haklı davaları var. Bu haklı davaları da kendi kimlik haklarını, kendi demokratik haklarını kullanma meselesidir. Onun için de şey yapamıyorlar, bunun üstesinde gelemiyorlar ve bu şey yapamıyorlar, susturamıyorlar. Mesele budur. Kürtlerin hala yani bu işte 40 yıldır, 50 yıldır kitleler halinde bu Kürt siyasetine katılması, Kürt siyasetine destek vermesi, mesela işte legal alanda kurdukları partilerin 6-7 milyon oy alması, bu hep şeyde kaynaklanıyor. Haklı bir davanın zorla bastırılmaya çalışmasında dolayı böyle bir şey var. Bu haklı bir davayı da zorla, herhangi bir şekilde zorla bastırmak şey değil, mümkün değil.